ama Erol hakkını veriyor. Bu ara hiçbir şey yapmana gerek yok. Şu anda piyasada olan şu arabayı bozar zaten. Bu haliyle. Teşekkür. Ayıp ediyorsun ya. Valla. Sen bizi talebe sandın herhalde. Amca kese isteyen var mı? Gel. Gel. Dur sakin ol. Gel. Lan ben bunu istiyorum. Merhaba arkadaşlar, video kanalımıza hoş geldiniz. Her zamanki gibi neşe ve keyifteyiz. Erol gel yavrum, hadi baş. Hadi başlattım ben sen. Şey herkese merhaba arkadaşlar, video kanalımıza hoş geldiniz. Yetkinim de yetkinim bir heyecanla birlikteyiz. Yorgunluğumun gözlerime belli olduğunu düşünüyorum. Yorgunluğumun. Neden dersiniz? Mehmet'in mevlütü, eğlencesi vesaire susup beni yordu. Daha uyuyup yatamadım. Bu ertesi günü çekilen bir video. Mehmet'i artık gönderdik. Mehmet Sivas'ta şu an teslim oldu. Ama ben uyuyup da dinlenemedim. Erol sağ olsun geldi evin önüne. Ben evin önündeyim, gel dedi. Takıldık birazcık. Çorba içmeye gittik, bir şey içtik. Saatimiz kaç oldu? Biz telefonla gösterelim. Tamam, saat çok geç bir yer şu an. Saat şu an 6. Biz kaçta buluştuk? 1. 1'de buluştuk. 5 saattir. Hem arabada piyasa yapıp hem de geziyoruz. Bir anda Umut'un kafasını eserekten Seferihisar'daki sıcak su aklına geldi. Biz de mantıklı dedik. Bayağı mantıklı. Evet, peki bir şey diyeceğim. Adamlar seni ilk defa veya az tanıyorlar. Ufak ve kendinden özet, daha sonra arabadan bahsedeceğiz demek. Olur. Arkadaşlar hepinize merhaba. Benim adım Erol, soyadım Dağcı. Araçlarla ilgileniyoruz, arabalarla ilgileniyoruz, araç alım satım falan yapıyoruz, modifiye yapıyoruz. Yaş doğum yeri, TC kimlik numaranın son hanesi, onları söylemen gerekiyor. Tamamıyla çok keyifli izinler. Kafamıza göre takılıyoruz. Karışanımız yok Allah'a şükür. Kimsenin bir şeyle de işimiz yok, rekabetle de işimiz yok. İşin en güzeli keyif kısmındayız baba. Evet, birazcık çekemeyen bir tayfa oluyor ama o da arada tuzlu limonu gibi. Olabilir ya, parazit cihazda da oluyor, evet. Sıkıntı yok. Yani o da doğru. Arada bir geliyor gidiyor. Araba şu an orijinal. Arabanın basık halini Erol'un Instagram hesabından görebilirsiniz. Hemen Instagram verelim. Reklam. Erol Dağcı 35 yazdığınız zaman otomatikman benim profilim karşınıza çıkar. İBAN'ımı atayım sana, bu reklamın bir bedel olması lazım. Olur. Tamam. Anlaştığımıza göre içeceklerimizi alalım. Tut da ben de alayım ya. Bunlar mı içiyorsun? Evet. Cherry Limo. Neydi onun ismi? Mango. Tamam. Abi ben de şundan içerim. Askeriyede sürekli bundan içiyorduk. Hadi ya. Tabii. Bizde askeriyede bunlardan yoktu. Bayağı bizim ucuzdu. Ya, bizim burada Arap cihazlar vardı. Farklı farklı Suriyelilerin satıcılar var ya onlardan. Bunu 2,5 liraya mı 2 liraya mı ne içiyorduk askerde? Kaç sene önce askerlik yaptın abi? Kaç sene? 2020'de geldim. 2019'da değil, 2020'de geldim. 12 ay dolu dolu. Oğlum evet. Bu adam yeni mi açtı dedik ya? Evet. Yoksa? Biz de şunları ödeyelim, arabayı göster. Umut kendinden geçti, farkında. Bir arabada bir arkadaşımız böyle daha var. Akşama kadar böyle 2 lira. Ha. Onu yapıyor, 30-40 geldiler her gün oh my bebek gibi. Değil mi? Tabi oğlum alınmaz, yanında bir tane satıyorum ama gene çekiyorum. Arabamız burada, ilk defa görenler için. Sunrooflu. Umut'umuz var arabada, kırmızı 131. Yaptığımız toplantıdan tanırsınız 131'i kırmızı, onun sahibi. Ama işten geldiği için ve işe gideceği için dinlenmesi gerekiyor. Efendim? Poşet. Erol'la. Efe'cim sen de bu şoförlük kısmında ya, iyi olmadığın için. İki saniye beklesin onlar. Ben bir şey içeyim. Hiç bir şey. Ben de içeceğim kardeşim. Bilader amına kodumun dövdüğüne. Peki bir şey diyeceğim. Bu kadar güzel cihaza, arabamızdaki cihazı hemen tanıtalım abi. Arabamızda iki takım kapılarda eski seri Mobas var, 20 santim. Buradaki tizler H. Evet. Tizlerimiz tamam. H. Arkada iki takım 20 santim eski seri Vibe'ımız var, ölüm serisi. Evet. Bir takım Vibe'ın tizi var. Bir takım da Emocstick'in tizleri var. Güzel. Şu anda bizi şu anlık doyuruyor. İlerleyen süre zarfında nasip olursa kapılara ikişer tamam takım Vibe yapacağız. Arabamız tabii vizeye girip çıksın bir hayırlısıyla. Bu ay aşağı yukarı girer. Bu araba vizeye gireceği için orijinali çevirdi. Borçlardan dolayı birazcık vizemiz gecikti. Çünkü her gittiğimde o cezaların üstüne ceza geliyor.
Cezaları ödeyemediğin için sen de vizeye giremiyorsun. Evet, cezaları ödeyemediğimiz için vizelere giremiyoruz. Ama problem yok. Vizeden halledeceğiz, sonra, düzeleceğiz inşallah. İnşallah. Vizeden sonra tekrardan arabayı baştan sona revizyon edeceğim. Tekrardan yapacağım gereken şeylerini. Arabamızın jantı olacak tekrardan. Traversi falan vesaire var arabanın üzerinde. Hemen müsaadenizle halle... aklıma konuşalım. Kontak açınca mı devreye giriyor bu arkadaş? Evet, kontak açınca. Dur ben bilmiyorum. Şu an kapatıyoruz. Şöyle bir dakika dur. Kapatınca şöyle bir özellik diye var sanki. Şuna basınca sadece yukarı doğru kalkıyor. Daha sonra tamamen açmak istediğimizde buna basıyoruz. Doğru mu? Doğrudur. Teşekkür ederim bu bilgilendirme için. Güzel böyle yarıda kalsın. Hocam. Efendim kardeşim. Versen ben de buradan. Çizim alayım. Ben bu çekersen bağlamı uyurken çekerim. Oradan çekersen tam seni çekerim. Yanlış mı? Doğrudur. Arabaya alışamadım biraz. Deverje kavuşamadım. Kavuşamadım deverje. Alışırsın. Ama ritmi aldım. Neyse sabah dinletiyor hocam. Ama işe gidenler var, güzel piyasa yapılır. Orijinal Pink sever misin? Hastasıyım. Şimdi suç olmanın hemen daha vardır biliyor musun? Şey ritim açabilir miyiz? Tabii ki. Gotta get. Arabamızın arkasında kitleme var. Araba orijinal olduğu halde kitlemeyi sökmemiş Erol. Maalesef neden yaptığını fikrim yok. O yüzden çikolara gelince önde sıkıntı yok ama arka bir tık vuruyor gibi oluyor. Ama vurmuyor. Esnemediği için oluyor bu olay. Arkada çünkü kelepçeli kilitler var. Ben onlara bildiğin demir kelepçe attım. Ondan dolayı onları şu anda sökemiyorum. Bayağı bir yukarıya çıkmış durumdalar. Öyle bir sıkıntı var şimdi diyelim. Evet. Yavaş gelince şey hissettirmiyor ama. En kötü amatörleri değiştiririz kardeşim. Olur. Erhan yalnız birader ver buna. Söylüyorum başkası olsa hayatta dışarı çıkıp da bugünü şey etmem. Başım da ağrıyor birazcık inceden. Uykusuzluk var çünkü. Mehmet'in eğlence de çok yoruldu görüldüm. Harbiden yani Mehmet'ten daha çok koşturdum. Buna eminim. Yani sağlıcık nedir ama sünnetteki olan? Kirve mi oldun? Kirvesiydim yani bildiğin. Konvoyu araba gelecek onu ayarlı konumu paylaş. Millet piliyor kayboluyor. Araba park yeri bulamıyor o oluyor bu oluyor. Oynayan yok, ben oynayayım, millete gaza getiriyorum. Falan fıstık işte. Beyefendi geçmek istiyorsanız sollayabilirsiniz, teşekkür ederim. Aynen yere bakıyordu. Sen öyle mi kullanıyorsun? Kullanmıyorum. Ceza yememek için taktım biraderim. Taksiye baba, taksiye geliyor. Gam mafyası. Nereye yapmadım ama. Organ mafyası. Ben gördüm o hayvan gibi geldi oradan, o yüzden dedim taksiye baktım. Seni söylemem beni tetiğe etkiledi ama ben bilerek fren yapmadım. Hoş ver en iyisini yaptım biraz akışta. Bir tık sürsün istedim tamponun. Dedim bizim tampon onun kaporta gider de tam oldum çünkü çok ayar oldum. Ya şöyle telefonla koy. Aslında güzel olabilirdi. Sıfır tampon diyorsun. Üstündeki zaten orijinal tampon. Tamam, bunu kenara koyardın. Evet. Ya bunları yapmazsan olmaz yani. Yapacaksın. Hangi neyi yapmazsan? Ya görmüyor musun? Hayvan gibi atlıyorlar. Evet. Telefonla telefon amına koyayım. Bunlar hak ediyor. Atmadı ki sola hiç. Sağa baktı sadece. Ya o adam hak etti yani şimdi. İşte ona yapılması gerekiyor. Herkes şoför olamıyor kardeşim. Bizim evet. Taksi çıkması, Dacia ile yapacaktık onu. Zaten 12 tane kazası var ama 13. de olsun. Bir sıkıntı yok. Maşallah. Hem de trafik ize.
Emre trafik. Kaçma. Denk geldi. Elbet bir gün. Onlar bana hasta ya. Sana da hastadır biraz tahmin ediyorum. Bana Urla'dakiler genellikle hasta güzel kardeşim. Eksik olmasınlar artık. Plakayı tanıyorlar. Çevirmeye sokmuyorlar beni. Gönderiyorlar. Her şeyi boş verdim. Bu plaka başka bir arabada olsa yine dikkat çekebilir ama bu arabada görüp de unutmayanlar çoktur yani. Kafa abi. Kafa 35 abi. 35 kafa 35. Unutma imkansız ya. Karşıyaka İzmir ya. Unutamazsın yani tamam. Unutma imkanın yok. Mutlaka aklında kazanır baba. Kazanıyor yani. Sinyalleri çalışıyor beyefendi. Her şey çalışıyor. Altı var mı bunda? Daha yapamadık. Ama çalışmalarımız devam ediyor. Güzel. Her an her şey olabilir. Ne de bir şey diyeceğim, bu araba niye bu çok geziyor? Çok arabanın rotaları kaçık. Ama ben bu arabayla tapa gaz yürüyorum yani. Pek bir şey olmuyor. Ya bazen virajlarda beni savuruyor böyle. Sanki böyle dönecekmiş gibi yapıyor ama naz yapıyor, naz şerefsiz. Hemen toparlıyorum. Hava üşümüş kanka. Hı? Hava üşümüş. Evet. Birazcık soğuk. Oo minibüsçü dayı kapışıyoruz mu? Hadi bakayım minibüsçü dayı. Giriyoruz mu? Gözlük. Hadi bakayım. Ben yokum. Yok. Amca da iş yok kız. Amca benim 5 atmamı bekliyor. 5 atın da kaza basıyor. Ne oldu şimdi? Ne yapacağız? Kokmayacak sen. Ne oldu şimdi? Kokmayacak sen. Neyse arabada yolcu var. Babam da servis. Uğraşmayacağım. Yok herhalde benim değil. Neyse. Kıllatmak istemiyoruz. Bay bay. Biraz vites çeker misin? Adamın eli yoruldu. Ya oradan ben seni tutamam diye ben yanca açacağım çünkü. Ha. Kül mü açacaksın sen? Ya çok karanlık çıkmıyorum ya. Gayet güzel kanka. Valla. Tabii. En sol şeritten vuran sağ tarafı iki şeritli ya. Çukurlar var araba geçmekten tak tak vuruyor. Sol en soldan git. Ezberledim. Bizim benim en hızını yapıyorum. Ya ben taksiciyim ya. Bilal abi. Yasaldan hiç değil. Sen mi aslan kardeşim be? Anlıyorum. Peki. Videoda söylemiyoruz değil mi? Evet. Bunu da bir de. Evet. Reklam yapmıyoruz arkadaşlar. Evet. İşimizi yapıyoruz. Reklam yok. Böcek taksi. Ya da kent taksi. Beyler bizi nasıl bir gün bekliyor acaba? Ben de bilmiyorum. Şortlarımızı, donlarımızı aldık. Ağabey. Evet. Şimdi sıcak suya gidiyoruz. Kaynar suya. Sıcak suya gidiyoruz. Biraz rahatlamak amaçlı. Biraz da gezme amaçlı. Tabii. Oradan belki bilmiyorum yani her an her şey olabilir. Bir Sığacık limana gidebiliriz efendime söyleyeyim. Nereye? Sığacık liman. Seferihisar Sığacık limanı. Şu sinema filmlerinin çekildiği yer. Allah Allah. Tabii ki ana. Yani sonuçta benle madem o tarafa gidiyoruz. Yok sen camanı bunu çevir her şeyi kapat. Bir piyasa yapılır yani baba. Yapılır hakkıdır. Ya o zaman ne duruyoruz? Arabayı boşa at dediğim zaman boşa at tamam mı ses çıkmasın. Sarrafı da kapat. Benim telefonum çalacak 5 dakika sonra. Allah'ım ya Rabbim. Kapat komple kapat. 5 dakikaya gerek kalmadı senin telefon çalıyor. Şu an benimki çalmıyor. Berkinki çalıyor. Allah Allah gidiyor. Arkadaşlar. Umut'u bıraktık. Önde uyuyan arkadaşımızı. Erol önde. Şimdi hep uyuyor. Nasıl bir gün bilmiyorum. Sırayla herkes uyuyor. Erol da uyudu biraz. Sıra bende galiba. Ama şoförüm. Haydi kızlar geldi. Erol bir şey isteyeceğim. Evet, Allah aşkına şurayı boşaltır mısın? Olur. Benim sigaram kalsın diğerlerini. Yani hatta şurayı da boşaltırsan sevinirim ya.
Alt orayı nereye boşaltacaksın? Ne bileyim oğlum. Tamam, alt tarafı boşaltma, orayı boşalt efendim.
ama Erol hakkını veriyor. Allah verdi. Ben daha ne diyeyim ki? Erol abi alışık olduğu için daha seri kullanıyor. Ben daha sakin kullanıyorum tabii. Ve araba leylek, full leylek olduğu için bana göre çok fazla sekiyor. Şey, çok fazla geziyor. Varsa sıcak Nescafe bakılır. Varsa bir de gaz alınır. Varsa. Tabii. O zaman koyuyorum. Koy. Koyma bir daha boşver. Koyma. Asfalt tuttu, şey tuttu, korktum. Dedim galiba pompayı biz alacağız. Allah. Efekan kalk geldik. Geldik oğlum kalk. Canlı geldik tamam. He? Canlı geldik. Nereye geldik? Canlı. Canlıya mı? Hı. Salak mısın oğlum, ne canlısı? Aç kapıyı, aç kapıyı. Efe kalk. Oğlum bu nasıl ya? Selam aşkım. Hadi Efe kalk, Efe kalk, beynin yüzüne kalk. Gidiyoruz şeye, etek altıtırışı yapacağız. Berbere geldik, berbere bir şey yok. Oğlum kalk, kalk. İn şu aşağı. Oğlum in. Çok gel, inmem ben. Çişin yok. Oğlum in. Yok, abi. İn oğlum. Ben abi. Götümden ödüyorum bak, götüm. Efe in diyorum. Abi. 150 yeter. Kalk kanka, kalk. Daha güzel yapmıştı. Türk'ü tatmış herhalde. O iyice sıfıra sıfırdı arkadaşlar. Benim hatırladığım ve fotoğraflardan gördüm. Arka tampona yana bakalım. Evet, parmak yine. Parmağı da parmağıncı girmiyor. Tırnağın ucu girmiyor. Şurada biraz var. Buraya tam takamamış. Oo, yok. Tampon düşmüş. Tampon düşmüş. Burada sağlam, buradan düşmüş. Buradaki vidasından bir şeyler kurtulmuş. Soruyorlar. İşte en büyük yaptığınız hata ne diye. Erol'un bir olayı var arkadaşlar. Bunu dinlemeniz gerekiyor. Müsait. İşte anlatmak istersen anlat pardon. Anlatayım. Adam sarı mikrofonda konuşuyor. İşte soruyorlar. Bu zamana kadar yaptığınız en büyük hata nedir diye. Evet. Velhasıl Kerem adam da diyor ki işte bana diyor sayısal lotodan diyor büyük bir para çıktı diyor. İşte diyor eşimi, karımı, çocuğumu burada bırakıp diyor Ukrayna'ya gittim diyor. Orada diyor Ukraynalı yabancı kadınlar tarafından diyor dolandırıldım diyor. Hem karımdan, çocuğumdan, çocuğumdan oldum diye. Hem diyor paramdan oldum falan. Velhasıl kelam. Herkes yorumlara bir sürü küfür yazmış. Bayağı kötü biz küfürler yazmış. Tamam. Ben de tabii bu duruma baktığım için hani bir insan karısını, eşini bırakır mı diye altına namussuz yazdım. Tamam. Baba bu adam harbiden namussuz çıktı ya. Adam... Sen yine hakaretten rica edeceksin şimdi burada. Adam... Burada bir şey demedim bu dur. Yani adam... Şey yapmış, herkese dava açmış bu konuyla ilgili. Herkese, yazan... Yani yorum atanlara. Evet, bütün yorum yapanlara dava açmış. Sen şimdi namussuz yazdığın için bugün mahkemeye mi çıkacaksın? Ben bugün mahkemeye... Allah kahretsin. Evet, ömrümde mahkemeye çıkmış insan değilim. Ben de çıkmadım hiç bu zaman kadar. Allah'ın nasip etmesin. Ya birader şöyle bir durum var. Bir de aracı beni aramış, bana kalkmış ne diyor? Diyor 18 bin lira para bir... Yani kapat dedim telefonu, manyak mısın, etsin sen ya. Ne dedim o? Beni dedim cezaevine atın. Şerefsizim bak, dedim cezaevine atın daha iyi. Birader çok saçma ya. Harbi saçma. Ama ben mahkemede inşallah durumu anlatacağım güzelce. Savcım, böyleyken böyle. Ben herhangi bir şey arasında küfür etmedim. Ben yorum olarak sadece namussuz olduğunu... Afiyet olsun, git. Ya birader, işin kötü yanı, adama herkes ana avrat sövmüş. Ben sadece namussuz yazmışım. Beni atlasan ne olur yani? Yani benim ile ne işin var? Benim ile ne işim var kardeşim? Şeye döndü, konuşma silahını şeye benzettim ben sadece.
Bu arkadaş koronavirüsünden mi kaçıyor? Anlamadım. Yani buradan Zadan'a çıktı. Hayır. Acelen neydi yani? Ne acelen vardı? O adamın bir şey olmuş. Bir daha haberleri gündeme geldi geçen gün. Ben neydi ya? Bir şey yaşamış o adam yine ama. Hatırlayamam şimdi. Hatırlayanlar yorum yazsın. Gelin bir bok yemiştir alkolik. Yo, alkolik değil bu sefer. Haklı, başına bir enteresan olay geliyor. Yazık. Evine tır mı giriyor? Bir şey mi, ne oluyor? Onu sanki ben de duydum o olayı gibi ya. Bir şey oldu ya. Yanlış da haber. Emin değilim ama o tarz bir şey olmuştu. Vallahi bilmiyorum kardeşim. Durum vahim. Evet, harbi vahim. Ama senin durum daha vahim. Benim durum daha vahim. Adam üçte mahkemesi var Urla'da. Dur ya. Neyse. Dayı da selam verin. Zaten şu anda sıcak suya gidiyoruz rahatlamaya. Tabii. Gidelim sıcak suya, güzel şekilde girelim. O kadar farklı bir yer ki böyle şey gidiyorsun ya. Kaç metreyi dalabilir miyim? Dalmadık bir durum yok. Bir metrelik çünkü bir mesafe. Tamam, ben derinliği. Tamam, dalarım ben. Sana kalmış artık dalıp dalmamak. Şöyle bir şey var, hani böyle oranın farklı bir girişi var. O girişten giriyorsun ya, böyle o sıcak suyun buharları hep böyle yerlere çökmüş durumda. Allah Allah. Gibi. Sen bizi böyle nereye götürüyorsun Tayfun? Birader, hani şöyle eskiden Sırlar Dünyası vardı, hatırlar mısın onu? Evet. Böyle filmin açılışında böyle sis misli böyle değişik bir böyle. Evet, tam aksakalı dediği beklermiş gibi. Evet. Ben çocukken çok korkardım, hiç izlemeyi sevmezdim onu. Babam hep onu izlerdi, Allah rahmet eylesin. Neyse, biraz Allah rahmet eylesin, mekanı oraya olsun. Amin. Oraya gittiğim zaman ruhu şad olsun. Oraya gittiğim zaman o aklıma geliyor. Hani böyle vallahi yerdeki sisler misler, o müzik direkt kulağımda çınlanıyor. Onun değişik, böyle çirkin bir değişik müziği var, tüyleri ürperten. Ne yapıyoruz sıcak sudan sonra? Seferihisar Sağcı'ya gidiyoruz. Bir hesabı, bir şeyler, tabii ilçe kadar takılır. Tabii Sağcık'ta da çevremiz var, tanıdıklarımız var. Ve onları ziyaret edelim, bir çaylarını içelim. Saat 3'te mahkeme mi bizim? Ulan mahkeme, Allah kahretsin, bir de mahkeme. Saat 3.25 diyor değil mi? 3.30 mu öyle bir şey diyor. 3.30 kanka. Biz 3'te orada olacak şekilde. Bugün evet. Bugün. Adam unuttu, yolla aklına geldi. Allah'tan aklıma geldi. Durdu yani. Böyle, ben zoruna gittim. Sağ mı da, sağdan mı soldan mı çiz böyle yaptım. Allah dedi. Ulan dedim, ne oldu, sağdan mı soldan mı? Solda diyor, benim mahkemem var bugün. Ya çok kötü bir durum bu ya. Ya ömrümde ben mahkemeye çıkmış adam değilim. Yani herhangi bir şey yapmış bir insan değilim. Bu şekilde tek amacımız arabalar. Yani bu şekilde saçma bir olay yüzünden hani o hakimin karşısına çıkacağım ya. Ama bir şey söyleyebilir miyim? Ciddi olarak sosyal medya işinde olduğum için söylüyorum. Sırf avukatla ünlülere yazıp işte size küfür edecek videolar yapıp paylaşırsanız, size küfür edenlerden hakaret davası açıp bunlardan gelir elde edebilirsiniz diye yazan eden avukatlar var. Bu benim başıma geldi. Ben birkaç kişi yapacaktım. Vebalini almamak için yapmadım, yemin ederim. Helal olsun sana kardeşim. Ama yapacağım, param yok artık. Sen alnının teriyle ekmeğini kazanan bir insansın. Kendi bana bir daha küfür eden olursa yaparım lan, duyun. Yani haberiniz olsun, küfür eden olursa Allah diyorum, vay haline. GG yani. Vay haline. Çünkü şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Kimse bizim şahsımıza küfür edemez. Sonuç itibariyle Berk güzel videolar çekiyor, güzel paylaşımlar yapıyor. Çekemeyenleri illaki var, kıskananları illaki var yani. Mutlaka. Yani herkesin olduğu gibi Berk'in de var. Ama gözüm şöyle, kör oldu. Ama şöyle bir durum var. Kimsenin küfür etmeye, hakaret etmeye hakkı tabii yok. Yapılan işi, yapılan videoyu beğenmiyorsanız izlemeyebilirsiniz veya bu kanalı gizle diye bir buton var YouTube'da. Bu kanalı bir daha görmezsin. Bir daha da videom karşına çıkmaz. Bu basit bir şeydir. Yani. Hoşuna gitmiyorsa izleme kardeşim. Kimse sana silah zoruyla izletmiyor ki videoları. Konu da burada kapanır abi. Kilit. Asma kilidi taktık. Motorinde indirim diyor, 42.60. LPG 19.26. Benzin 40.18. Bu ne oğlum ya? Yüce Rabbim. Duy sesimizi, bizi kurtar bu durumdan. Evet. Ben yine koşturuyorum, yine aynı. Devam ki. Ekmeğimizdeyiz. Tam gaz yolunda şey. Hani Seferihisar taraflarında 3 arkadaş. Yani her yere gidebiliriz. Bizim şimdi şöyle bir durum var. Elimizde bir tane çomak var. Yukarı sallıyoruz. Yere düştü. Ucu nereye? Oraya gidiyoruz. Yani o şekilde bizde. Planlı kesinlikle çalışmayız. Planlı hiçbir şey sevmeyiz. Abi bu hayat dediğin random olur. Genellikle bizim yaptığımız şeyler hep böyle doğaçlama. Yani doğal bir şekilde ve plansız. Bu videoların birazcık da doğal olmasının sebebi herhangi bir planlanan bir şeyin olmaması. Diğer YouTuber'ları kötülemek adına değil, sadece aramızdaki farkı söylüyorum.
diğer YouTuber'lar bir video çekecekse daha öncesinden konuklara ayarlanır, yer mekanı ayarlanır, yerin mekanın kontrolü yapılır. Işık vesaire çekim açısından, yasaklık konusundan her şey ayarlanır ve ona göre çekim yapılır. Bizde her şey doğal. Biz bir yere gidiyoruz. Aç kamerayı abi. Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda buraya gidiyoruz, bitti. Bizde sistem böyle olduğu için bir tık daha doğal ilerliyor. Birazcık daha samimiyet var. Kendimi övmek değil, sadece arada kendi videolarımı izliyorum. Cidden bir samimiyetimiz var yani. Tabi ama beni dışarıdan sevmeyenler de var. Herkes sevecek diye bir şey yok. Bakalım, yolda ufak ufak kesitler alacağız. Yolculuğumuz devam ediyor şu an. Şarj ve depolama alanımız yüzünden çok fazla kayıt alamayız ve videomuzun 2-3 saat olmaması için. Bakalım, beklemede kalın. Arkadaşlar, ben soyundum, bana çok sıcak geliyor. Sıcak bastı, bunlar üşüyor. Anlamadım, İzmir sıcak yani bu hafta. Dereceler 15'e falan çıktı, 20'ye falan gördü galiba. Ben neredeyse ateş bastı, arabada kalefer çalışmadan halde birazcık üflüyor. Birazcık da ondan kaynaktan düşünüyorum. Farklı olaylar dönüyor. Efe'nin yüzünden ne sanırım açabiliyoruz, ne cam açabiliyoruz. Üşüyor. Aşağı dışarısı görünüyor. Bak dışarıyı izle. Bir dışarıyı göstersene şu atmosfer ne güzel. Bak gün doğuyor. Virajlı yollar. Böyle araba dördü işte size kendi kendine sallanıyor. Ne eksik biliyor musun? Ve ne eksik biliyor musun? Bu eksik. Gel 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 gel. Gel, gel. Bir bira bir de bu eksik. Çorba içmeye gittim, eve geldim sonra.
Bir kalk bakalım nereye gideceğiz. Yola, yola bak bakayım bir. Sağ mı sol mu düz mü neresi? Yan bir gün. Erol nereden gidiyoruz Erol? Nasıl düz? Kuşadası yolu mu? Evet. Şuranın bir konumun varsa söyle bana da ben gideyim, sen kestir birazcık daha. İşten geldin, yorgunsun. Haklı olarak ben. Kuşadası yolum dedim, evet dedim amına koyayım. Sen ne yaptın amına koyayım? Şeyden çıktın. Geri geri gel buradan. Ay yolunu sikiyim. Sana sordum abi, uyandırdım bir de ya. Oğlum uyumuşum, beni niye kaldırmıyorsun? Uyandırdım, düz dedin. Ya geri gel lan. Ya da şuradan gir. Arkadan dolunalım, öyle çıkalım. Şurada dur şuradan. Gir buradan, tersinden çık bak. Yolumuzu mahvettin bizi birader. Gitmeyeyim mi geri geri? Yok yok, şuradan sağa yapsan. Papi. Yanlayınca aklım başıma geldi. Oğlum buraya başka bir yer. Ya bileler. Amca oğlum düzgüler misin ya? İleriden dönüş vardır illaki ya, biz ne yapıyoruz? Buranın başka çıkışı vardı, burası da. Sağdan gittin mi, ileride çıkışı vardır buranın baba. Buranın önce bir çıkış mı var? Oğlum ne fotoğraflar çıkar ha burada. Herkesin derdi başka işler. Benim derdim fotoğraf ama. Birader kafı toplarken yeniden güzel güzel videolarını çekelim. Hayır, ne yapacağız biliyor musun? Ne düşünüyorsun? Arabayı getireceğiz buraya, yalışının mesela yıkadıktan sonra yanım bu halde. Fotoğrafını çekeceğiz. Yapacağız, basacağız ya. Aynı açıda bir daha çekeceğiz. Uyar. Selamünaleyküm abim, hayırlı işler. Akıyla adam. Bir sağ bir sol yap bakayım abi. Yapacağım yapacağım abi, ben buldum çözdüm burayı. Sana söylemeye gerek yok, sen yolu biliyorsun. Nerede? Bilmiyorum, burada bir yerde olmasa. Nerede? Hani? Salladım ya. Boku yedim. Arkadaşlar garip bir yerden girdik. Böyle bir toprak yolu bizi karşıladı. Erol daha önce geldiğini söylüyor. Bana hiç inandırıcı gelmedi çünkü gelene kadar 32 tane yol değiştirdik. Erol uyuyakaldı. Ben yolu sordum, o da bana yanlış tarif etti. Birazcık dolandık bu arada. Ya ama... uyuyan adama soru mu soruyor kardeşim ya? Sen bana o ara desen... Bu yolla mı dedim, evet dedin. Lan uyku sersin. Sen bana o saniyede kalkıp desen Erol kapı bana sat tamam derim. Yatıyorum yani bir de. Ben yanlayınca ayıldın sen. Orada bir döndün, kendime geldim sana. Anın üstünden nereye geldik lan? İki kişiyle geldi ama. Ya birader şimdi sen uyandırmazsan yani kardeşim. Olmuyor yani böyle. Abi sabahın 5'inden beri yolundayız, hala bir gelemedik. Anasını satayım, neymiş bu? Çok fıs bir yer çıkarsa vallahi üzülürüm. Ama Erol'un dediğine göre 10 numara. Biraderim bizde boş çıkmaz. Doğru. Ne varsa o. Fıstardan değil abi. Orijinal mi? Öyle hello jello değil. Orijinal değil mi? Öyle orijinal oğlum. Hangisinde? Ortancı ablanın şu an Dubai'de ya, geziyorlar. Dubai'de mi? Tabii. Sen neredesin? Ben her an her yerdeyim, sana neresi lazım? Sloganım şu belli. Şu an neredeyiz? 5 dakikaya sen diyeyim, 10 dakikaya her yerdeyim. Şu an arkadaşlar ıssız bir yere geldik. Farklı bir yer burası. Buranın Roma zamanından kalma bir hamam olduğunu söylüyorlar. Tabii bunların hepsi bir bana kalırsa rivayet gibi bir şey. Ama olma ihtimali de çok fazla yüksek çünkü farklı bir kaynak. Mesela gireceğimiz hamamlar... Böleyim bir dakika, geldik sanırım, ben bir şey söyleyeceğim. Taş örülme bir yer. Tamam, ben böleyim, hemen anlatacağım. Biz Erol'la yeni tanıştık. Çok fazla görüşmedik. 5-6-7 falan olmuştur en fazla. Yani ben birazcık da böyle ıssız yerlere gelince Erol'un bizim dalağımızı çalacağını düşünüyorum. Ama çok iyi niyetli. Dalağımızı böyle bize bir şey yapmaz. Böbreği falan ellemezsin değil mi? Ya ben kıyamam sana kardeşim ya. Teşekkür kıyamam. Ederim. Ama Efe'ye kıyabiliriz bence. Efe'ye falan küçük gider. Baksana yine. Düz mü? Nereye? Biraderim. O da bilmiyor ki. Sağdın abi. Birader ben buraya hep gece geldiğim için gündüz yolu karıştırdım. Bende de çok oluyor biliyor musun? Gece gittiğim yere gündüz gidemiyorum. Yolu hatırlayamıyorum yani. Gece bir başka güzel, gündüz bir başka güzel. Mesela ama, nasıl ama, güzel. Ama kafamız nasıl güzel. Nasıl güzel. Anlamam. Şu manzaraya bak, doğaya bak, yüce Rabbim. Anlatmam, yani anlatamam, anladın mı ya? Anlatmam imkansız, yaşamam lazım. Bak geldik, burası yer. Şu küçük yer değil mi? Evet, oralar bir yer. Kıstım, ben bunu Reels'larda bir yerde görmüştüm. İzmir'de gelinmesi gereken geldiler falan, fıstık yapılmıştı. Evet güzel kardeşim, buralardan... Efekan abicim bir... yapma, gözlerine de kalacak, geldik hadi. Dabla sivil mi?
Yok be. Şimdi aracımızda görünün kafamıza göre. Bak bir tanesine bayanlar giriyor, bir tanesine erkekler giriyor. Fakat günün yüzleri olduğu gibi geceleri sen... değil. Ben o arabayı ona götüreceğim. İsteğim olduk geldi. Evet. Ne diyorsun acaba? Gel, orası o Bing ama korna Pink direksiyon biz. Biz ne abi? Fiat biz direksiyonu. Şu Recep İvedik'in arabası yok mu birader? Evet abi. Tamam, Recep İvedik'in arabasının direksiyonunu. Peki nereden esti abi? Peki nereden esti? O Fiat yazısı Tofaş'ta zaten Fiat olduğu için. Evet. Ve ben biraz da böyle İtalyan arabası biraz meraklısıyım yani. 131 Mirafari olsun efendime söyleyeyim. O sağdan direksiyonlu Şahinler, Doğanlar vesaire olsun. Ben çok meraklısıyım yani, seviyorum, hoşuma gidiyor. Güzel. Merakımdan ben de bu şekilde bir şey yaptım, böyle bir direksiyon yaptım. Peki bir şey yaptım. Diyeceğim sana. Projeyi anlatacağım. Bizden çalan olursa da artık bir şey demeyeceğim de. Bu direksiyonu küçültme imkanımız vardır diye tahmin ediyorum. Ya, İlla ki küçültebilirsin. Yani yapabilirsin, yapamayacağın sonunda diye bir şey yok. Deri kaplama tarzı bir şey. Hani işlemeli gibi böyle birazcık da. O da olur. Farklı bir direksiyon da yapılabilir aslında bu araca. Bence bu direksiyon buralardan kısalıp simit olarak da bunu kim nasıl yapar olur mu bilmiyorum ama şu ortadaki bize, yuvarlak ve Fiat logosunu bence 10 numara. Sana şöyle söyleyeyim. Bu yaptığımız işlem bize hiç patlamasa en az 4,5-5 milyara patlar. Bir tane abim bir tane direksiyon yaptırdı, kaplattırdı. Akarı kokarını geçti. Doğru diyorsun. Taktı 131'in üstüne. Arabayı satarken direksiyonu vermedi, kıyamadı. Çünkü direksiyonu o kadar emeği verdi. Peki bu direksiyon aşağı alınsa nasıl olur? Ben zaten benim Instagram hesabımdaki paylaşımlarımın çoğunda bu aracın direksiyonu hep benim kucağımdaydı. Evet, evet, bacaklarımın arasında. Şurada evet. Evet, şu an aracım vizeye girecek. Onun için arabayı yükseltti. Vize mı onu? Tabii ki de, her şeyi karışıyorlar. Hayır, bak sana şöyle söyleyeyim. Misal veriyorum. Şu sunroof. İşlem mi? Sunroof'a da karışıyorlar. İşlem mi? Değil. Ne olacak? Ya kıllatırlarsa eğer gidiyorsun proje çizdiriyorsun. Tabii. Projede zaten onay vermiyor kardeşim. Ondan sonra ne yapıyorsun babacığım? Yaptığın şey belli. Bunun altına hemen bunu söküyorsun. Buraya direkt yeni bir tane sıfır tavan döşemesi takıyorsun. Bu kapalı kalıyor ve diyorsun ki sunroof iptal, kullanılmıyor. Bitti, bu kadar. Peki o döşemeyi şuradan şöyle böyle iğneyle tutursak olmaz mı? Maalesef olmaz. Sen kurnazsın ama onlar da kurnaz. Doğru. Evet. Şöyle bir ufaktan çıkalım. Aracımızın camlarını kapatalım. Elegan kardeşimizi lütfen uyandıralım. Aracımızdan ufaktan şöyle bir çıkalım. Arkadaşlar bu geldiğimiz yer, söylediğim gibi, Roma zamanından kalma. Sıcak sular buradan bu şekilde akıyor. Bunun bir kaynağı var ileride. Kaynayan bir su var. Oradan buraya geliyor su. Allah'ın hikmeti işte. Burası işte Roma zamanından kaldığını söylüyorlar. Roma krallıkları zamanında yapılmış. İçerisinde havuz gibi bir şey yapmışlar. Ve onun sayesinde insanlar sıcak suyu deyip çıkabiliyor. Selamünaleyküm. Evet, bu şekilde bir yer. Yani gelmenizi tavsiye ederim. Burası da bayanlar için olduğunu söylüyorlar. Fakat geceleri bayanlar çok fazla gelmediği için buraya bazı arkadaşlarımız, kimisi kız arkadaşıyla geliyor, kimisi erkek arkadaşıyla geliyor. İşte burası da bayanların olduğunu söylüyorlar. Evet, gelmeyin dediklerini duydunuz. Bayanlarımmış cidden. Şimdi güzel kardeşim, bizden kaynaklanan bir şey yok, amcaların başına çöküyor. Allah belanı vermesin. Evet, böyle güzel bir doğa harikası bir yer. Gerçekten gelmeye değer. Suyumuz da bayağı bir sıcak. Suyun kaynak, amcalar içeride duş alıyor. Tabii bizim kupon Şahin orada, olmazsa olmazımız. Amcaları çekelim ya. Amcaları da çektik ama tekrardan bir tanışma sineması yapalım. Amcam nasılsınız? İyi vallahi. İlk defa geliyorsun. Sıcak mısın? Yok ya, soğuk. Ya soğuk olamaz ya dayı. Abi nasıl su soğuk? Kurban olayım, yanıyor. Amca, bu su geceleri kapkaynar oluyor.
Gündüzleri biraz soğuk. Gece hiç gelmeyi denediniz mi? Çok mu? Ha iyi iyi. Amcalar demek ki geceleri geliyormuş. Evet. Bu şekilde işte. Arkadaşlar. Aracımız da burada. Aracımızla ilgili ufak bir bilgilendirme yapalım. Aracım yapılı bir araçtı. Vizesel sorunlar olduğu için mecburen aracın jantlarını, işte bazı aksesuarlarını sökmek zorunda kaldım. Aynalar olsun, efendime söyleyeyim, traversi olsun falan. Söktük, aracı kaldırdık. Aracın ufak tefek işleri var. Onları yapacağız. Nasip olursa eğer vizeden sonra stoplarına kadar mecburen sökmek. Çünkü soluk stop geçmiyor. Vizeye girip çıktıktan sonra aracımıza farklı projeler düşünüyoruz. Eğer nasip olursa güzel bir araç yaza doğru İzmir piyasasına hayırlı olsun diyeceğiz. Ben sana güzel bir şey söyleyeceğim. Bunu da videonun başına koyacağım. Bu araba hiçbir şey yapmana gerek yok. Şu anda piyasada olan şu arabayı bozar zaten. Bu haliyle. Teşekkür ederim kardeşim. Elimizden geldiğince aracımızı orijinal bir şekilde topladık. Aracı aldığımda zaten... Kaç yıl oldu abi bu arabayı? Bir dakika ben sana soru sorayım, sen cevapla. Kaç yıl oldu bu arabayı? Bu arabayı ben alalı tam bir sene oldu. Bir sene oldu. Evet, tam bir sene oldu. Bu arabada sanırım var mıydı, yoktu. Bu arabada hiçbir şey yoktu. Aracımın ufak fotoğrafı tefek... Fotoğrafı var mı kaldığını? Var. Fotoğrafları bana gönderirsen hemen şuraya fotoğraflarını bir yere koy. Gönderirim sana, sen bakarsın. Aracın üzerinde gerçekten arkadaşlar fazla bir emek var. Ben aldığım boyadın bir arabanın... Peki? Tabii ki de. Aracım tavan hariç ve kapı direkleri hariç. Buralar, ha bunlar hariç. Evet, onlar hariç aracımı komple güzelce ben doğru, fırında aynen. Fırında boyattım aracımı. Kapor taksam olsun, farların hepsi Tofaş ofor olmak üzere hepsi o şekilde değişti. Tabii burada buradan çok fazla belli olmuyor. Bir tık daha ister gibi sanki. Yok, gel ellerini sok buradan. Ben gel. Denedim, videoda gösterdim onu. Heh. Ama bir şey diyeceğim. Bu kar sokamayanlar var, onlar nasıl? Onlar ne yapıyorlar biliyor musun? Tabii ki de söylemeyeceğim. Tabii ki de söylemeyeceğim. Bana çıtlatırsın. Ben ama ben sevmiyorum o kadar da. Evet. Sıkı durmayan bu birazcık bir tık alıcı kalmalı. Yani aracı aldığımızdan olması gereken beri... bu ama belki bir tık daha buralar kapanabilir. Ya yapılabilir fakat ben kendi aracıma fazla bir işlem yapmadım. Çünkü aracın üzerindeki tamponlar orijinal olduğu için zaten yamuk değil. Yani yan sanayi tamponlarda genellikle burası böyle oval şekilde oluyor. Ve arkadaşlar o kötü görüntüyü kapatmak için bu çamurluğun altını siyaha boyuyorlar. Bir de buralara vida atarak o tamponu oraya tutuyorlar. Evet, sözde iş yapıyorlar. Biz aracımıza kesme marş, biçme yapmadan. Evet, marş piyeller hariç. Marş piyelleri maalesef bulamadım. Onları getirtirmeyi düşünüyorum zaten. Marş piyellerim, evet, marş piyellerim orijinal değil. Orijinal olmadığı için zaten aralarında açıklık falan kalıyor. Yok değil. Burada yaparsın aslında uğraşsan ama gerek yok orijinalini takıp yapmak. Orijinalini falan takacağım kardeşim. Yani olması gereken olması soluklarım evde. Takmadım evde mi? Evde bir abi takım yeni soluğum var. Eve kafayı mı yedin? Gösterirsin. Eve gittiğimiz zaman ben çıkartırım. Evet. Arkadaşlar gerçekten bir karar verin. Sorun yok bu yolun. Yani neyse amacınız ona odaklanın. Evet. Çift kafa İzmir şimdi. İzmir arabalarında olmazsa olmaz. Olmazsa olmazımız. Tabii aracımızın egzozunun içi birazcık karardı. Onun sebebi... Araba zaten bir... pis. Araba yıkanma yok. Belki bugün fırsat bulursak bir su tutar yıkarız. Arada bir aracın ben egzozunu patlattığım için ateş atınca oraları birazcık karartıyor. Efe'cim çok üşüdü. Biz daha fazla bekletmeden bu sıcak suyun tadına bakmak istiyoruz. Evet. Suyun... Aç bagajı. Kayıt. Soyunurken de çekebilirsin. Arabamın içi birazcık böyle kalabalık takımlar var. Vizeye girdi. Vizeye girdikten sonra tüpümüzü simit tüpe çevireceğiz. Abi kimin beni daha büyük bizden bir... en büyük belli kim şu an ona göre. O belli sensin al kardeşim. O senin. Sana olur mu? Olur. Madem pembelisin bu çocuğa. Lacoste bir de bu suya girince. Lacoste bir de bu suya girince bir şey oluyordu. Orijinal bu. Aldım ben bunu da iki kere girmek nasip oldu. Askerliğe Kıbrıs'ta yapınca yaza geçip gelemedik buraya. Evet arkadaşlar böyle bir pembe donumuz var. Arkadaşım bunu bana layık gördü. Allah razı bu olsun. Da, bu da orijinal. Yatay çek. Ne yapıyorsun? Dikey ne yapıyorsun? Aa yatay. Bu da orijinal abi. Ben sana bunu vereyim. Bu daha büyük. Sen onu bana ver.
sana daha iyi olur bu. Madem videomuzu kapatıyoruz, giyinip geliyoruz. Erol girdi. Biz daha sonra gideceğiz değil mi? Allah Allah. Elini verip göstersene. Efe elindeki şort işte, sen salak mısın? Oraya ayırdım. Tut birbirini göstersene bir dakika. Arkadaşlar geldik, soyunduk. Allah burada. Size bir şey söyleyeyim mi? Buradan akıntı çok iyi. Nasıl? Vallahi bence hoştur, bilmiyorum yani. Böyle alıyoruz tabi, kafaya koyuyoruz. Amcalarla sohbet muhabbet. Şurada buzdağı mı olsun? Güneşi görmüyor, güneşi görsün. Güneşi mi? Vallahi güneşi göremedik. Tabii ki. Antep'in hamamları, Sivas'ın hamamları. Diyanet. Ortam çok güzel de. Evet. Su soğumuş birazcık. Lan ama bana göre çok sıcak şu an. Beni tut tut. Tut kayyum. Şükür de yarabbi be. Şifa niyetine. Şifa niyetine. Şifa niyetine. Sabunu verelim. Ne? Sabunlanayım abi. Evet. Geliyorum. Sabunlanacak mısın? Sabun nerede? Buyurun. Allah'a emanet. Yalnız sabunlanıp içeri girmeyi deneme Erol. Erol. Efendim? Sabunlara bir içeri girmeyi deneme. Hayır, ben aldı olacağım. Yani. Ha, şifası kaçıyor çünkü. Ayıp ediyorsun ya. Valla. Sen bizi talebe sandın herhalde. Ben iyi. Böyle. Çim yok. Buraya var ya, bir tane kesici koyacağım amcaoğlu. Gelene gidene kese yapacağız, çorba olacak. Valla biz yapalım. Ya, amca kese isteyen var mı? Yapma şunu ya. Ooo ya diyor, doğal gaz getirdiler, tabii geçtiler buraya da. Doğal gaz getirdiler, iş yapın. Ne diyorsun? Teyze açayım, niye su teyze açayım? Efe elini bir çıkar oradan, oğlum sen saatle gidiyor. Zaten su almıyor benim oğlum. Zaten su almıyor. Bak bu su, sal kuantum, kendine gel. Tamam. Anladın mı? Elini bir dışarı çıkar, birazcık kurulansın elini. Buz o elini, beni çekeceksin çünkü. Hayır. Efe, beni çek, ben elini görmem lazım. İzlesin, bekle. İstiyorsan abla getireyim. Hayır. Ben böyle bir şey olacağım, ben atıyorum. Yanından tut, bir şey olmuyor. Yesi ben de mi yakın, bizim aşağıdan. Erol. Erol, bir selam ver. Selam aleyküm. Ne yapıyorsun Erol? İyi kardeşim, Antep'in hamamlarıyla takılıyorum. Sen ne yapıyorsun? Gel. Gel. Dur. Sakin ol. Gel. Abi ben bunu istemiyorum. Bana karışma bende. Kendine cümle gel. Şifa burada mı diyorsun? O zaman. Ya oğlum ya, rahat durun ya. Geldik şöyle insan gibi. Ben size biraz müzik çalayım. Rezilliğe bak, rezilliğe. Adamlar kafa dinlemeye geldi. Ben de şimdi onu diyecektim. Amca var, kafanı diyecek. Evet, amca. Sabunun ördü, sabunun. Burada mı? Ama buraya gelme lazım. Şimdi ayakkabıyla girdiğin zaman ne oluyor? Ayakkabı korumamıyor mu? Ayakkabı çadaya gelip tuvalete giriyorsun. Değil mi? Kirli. Terlikle de giriyorsun. Girmiyoruz mu? Terlikle de giriyorsun. Terlikle de girmiyor. Ya abi, bir şey söyleyeyim. Şu tarihi söyleyeyim mi? Şu tarihi söyleyeyim mi? Abi inşallah.
Sen kimin abi? Bak dergi geliyormuş. Ben abi dergiye girdim. Ben telliyi gördüm içeride. Onu nasıl aldın? Ya şimdi sana bir şey soracağım. Ben ondan istiyorum. Ben oranı söyleyeyim. Bir saniye. Her yerinde bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Şimdi hatta sen buranın geçmişini biliyor musun? Ben geçmişini çok bilmem. Buranın geçmişini biliyor musun? Araştırdın mı? Burası eskiden köyde ha. Burası kimden kalma biliyor musun? Burası birisi hastaymış. Hayır. Şu eşini yapmış, burası kendi yapmış. Yok. 2000 yıl önce. Yok abi. Neydi? Gerçekten. Burası Roma. Gezelim görelim diye bugün kaplıcalara geliyoruz. Anlatsın. Burası Roma zamanından kalma. İnternette bir araştır. Burası eski. Burası Roma zamanından kalma. Roma zamanından kalma bir kadar burası. Allah Allah. Evet. Gelin Google'a araştırın bakalım. Hazreti Google her şeyi anlatıyor. Peki bir şey diyeceğim. Roma'da buraya kim yapmış abi? Anam. Ya bu senin ağa kim? Son kahve Züleyma. Lan dertlerim yok. 97 falan bir yerden ama kullanmıyorum yani. Direkt zaten şu direkt. Bilmiyorum da. Şöyle. Merhaba arkadaşlar, video kanalımıza hoş geldiniz. Her zamanki gibi neşe ve keyifteyiz. Hemen geliyorum. Güzel bir giriş yaptığımızı düşünüyorum. Sıcak suyumuzu keyfini çıkartıyoruz. Dayılarımıza sohbet ediyoruz. Kendimizce güzel bir ortam yakaladık. Efekan girdi çıktı, gösterene kadar. Tabii ki de 3 kişi olduğumuz için telefon ve video işi şu an Erol'da. Erol'un çekimi yapıyor. Güzel oldu. Efe biz burayı sağ sık kullanırız. Buranın konumunu bana gönder kardeşim. Efe. Buranın konumuna gönderelim. Biz buraya 2 kişi de gideriz. Diğer arkadaşlarımızla da gideriz. Erol'umuzu da alırız. Güzel. Yani şu an ne yapayım ki ben burada? Bir daha köşeye git bir alttan çıkayım bari. Efekan aile orada. Telefonla mı oynuyorsun? Manitamı düşürüyorsun sen. Ne yapıyorsun sen? Kızcağız yeni kartımız çok geldi ya. Ödemeye çalıştım ödeyemiyorum. Bak yeni kartı biliyorsun. Hemen o kartı onu ödüyorsun. O kartı ödedikten sonra daha fazla oyalanmamamız lazım. Saatimiz 10 oldu. Gidelim. Başka yerlere gidelim gelelim. Yani, Erol bize daha güzel yerler falan gösterir diye tahmin ediyorum. Biz de geldik başka yerlere ama Erol'un bildiği ufak tefek. Kimsenin bilmediği kıyısı köşede kalır. Habersiz olan yerler. Geliyor. Erol'lar. O yüzden Erol için değil, bizi takip edip bize Erol'un yerlerini paylaşır arasında. Orada bir şey bırakıyorum. Buradan çıkalım, giyinelim. Geliyoruz. Arkadaşlar buradan duman çıkıyor. Buranın olayı bambaşka. Sıcak su buradan da geliyor, akıyor. Bir şey orada çözemedim mantığını. Az önce ben düştüm. Ayağım yandı. Çorap yok. Ayağım cidden yandı. Dumanın çıktı. Yani sesi görebiliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Dur hemen daha net göstereceğim. Şu an sesi daha net görebildiğinizi düşünüyorum. Sis çıkıyor. Bu sis değil aslında. Buhar. Çünkü su çok sıcak. Yani dokunduğunda elini yakacak derecede. Buraya doğru gidiyor. Az önce bir sen ne gördün? Tırtıl mı gördü bu? Yanlış. Yedi mi? Ciddi olamazsın. Nerede o? Ana bu. Vallahi yarısı yok. Odakla bebeğim lütfen. Dur. He. Isırmış zaten ya. Isırmış belli. Yedi vallahi. Tadı nasıl acaba? Burada pis su gibi bir şey. Abi olay çok farklı. Bak sise bak. Harbi sis. Yani farklı olaylar. Çözemedim. Ama güzel bir yer. Gelinebilir. Konumunu buranın nasıl paylaşabilirim sizlere gelmek isteyenlere. Abi Instagram'da atarım. Açıklamaya eklerim. İkisinden biri. Bizim için bayağı eğlenceli bir gün. Güzel bir gün. Yerler keşfediyoruz. Takılıyoruz. Vakit geçiriyoruz. Tabii benim uykusuz ve yorgunluğum sıcak suya geçince bir tık daha arttı ama çıkıp rüzgarı yiyince birazcık ayıldım açıkçası. Kendime geldim. Toparladım. Şimdi kampla birlikteyiz. Kafa göstereyim. Kampla birlikteyiz.
kafaya kafa yerine bak arabanın. Ok gibi. Kordona bak. Maşallah. Araba pis ama. Ama bugün bu arabayı yıkadım. Bir yerlere giderken açacağız arkadaşlar. Şu an nereye gidiyoruz? Bize kız. Birader buraya gidiyorum şu anda. Ne yapıyorsun lan? Ben bir duş alacağım. Sizin eve gideceğiz. Gideriz. Bir kahvaltı yaparız sizin evde. Kahvaltı yaparız. Tamam. Oradan müzik tamamen kapat. Tamam kapat. Müzik kapat. Telefi iyice kapat. Evet. Benim bir mahkeme olayı var. Ha, onu anlattık işte. Şey. O, şu an ev, ondan sonra da dur şunu kapat abi. Önce buradan ev yapıyoruz. Peki bir şey diyeyim. Buranı bir dakika dur. Efe bana buranın konumunu gönder. Çabuk. Masraf'a gel. Oğlum arkada kitlem var. Nasıl oraya? Peki şey canım. Bura ne diye geçiyor? Gelmek istenen nasıl bulabilir burayı? Burası Karakoç Kaplıcaları diye geçiyor. Evet. Zaten girişte küçük bir böyle yazıyla hamam yazmışlar. Oradan çok bilindik yapmış. Bir yer olmadığını düşünüyorum. Veya bugün pazartesi diye mi gelen yok? Normal şartlarda buraya insanlar geceleri geliyor. Anladım. Bayan ve erkek bölümü ayrı, evet, onu keşfettik. Bayan ve erkek olarak ayrı çünkü onu yaşayarak gördük az önce. Güzel, alkolü bira yapmak için. Ortam gayet güzeldi, neşeliydi. Eğlendik. Biz de eğlendik. Güzel eğlendik yani. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Ufak tefek böyle makara videolarımız, dikey olan videolarımızı buraya ekleyebileceğim yani oraya eklerim diye tahmin ediyorum. Eklemişimdir, izlemişsinizdir. Kulaklarımda biraz basınç var, ben daldım. Basınç gitmedi. Efendim yavrum. Bir şey diyeceğim. Niye? Kombi çekip senden çalarım. Ne? Kombi çekip senden arka sıradan alırım. Yok, al yavrum. Vermezsen çalarım. Tamam, takas ederiz zararı. Evet. Ya, ben başka bir şey ya. Kullanırım, sen başka bir şey aynen, giyersin. Aynen, senin cebine zarar gelmez yani. Aynen öyle, sıkıntı yok. Her yerde pink diyorsun. Ritim ver. Tutmadı bu sefer. Yeter, hakkı verildi. Bakalım bizi ne acılar bekliyor. Ura ura. Abi sen dinlemedin mi? Dördüncü kez anlatıyoruz bunu. Uyuyordun sen gerçi, pardon. Kanka biz evine geldik. Yani daha doğrusu alet buradaymış. Ben anlamadım. Gösteriyor bize bir şeyler. Bir kahvaltı vakti falan fıstık işte. Küfür etme ya. Dur anlat, bir daha anlat dur. Senin derdin tasan ne? Normalde muhabbet kuşları ne zaman üretelim? Muhabbet kuşlarını boş ver kardeşim. Tavuklarımız var. Mis gibi kümes yapmışım. Tamam. Abi Allah'ını seversen gel. Ya anasını da kümesim var. Kümesimde yerim var. Ya sen burayı niye yumurtluyorsun? Sen burayı niye yumurtluyorsun kardeşim? Oğlum taze yumurta Efe, yiyebiliyor musun? Damla yemek istiyorum. Yeriz. Tamam. Gel kümese de bakalım. Kümesi de yumurta olur. İki tane yumurta fix oluyor. Allah Allah. Kümesi iki tane yapan var. Sonra... Ya ablam almış. Baban geliyor bak. Ya birader ben bu tavuklara hiç su vermiyorum ya. Horoz nerede? Şu horoz hangisi? Bir ya ben alıyorum. Horoz sinirlerden içeriz. Bulamıyor onlar ama versen yine de. Bak bilen bak. Şu çivi var dedik onu imha etti. Emi Kalifarti orijinal mi? Fodus toplar. 131 mi? Hastalık. Şey, karnlar aç bunları. Bir 131 toplayacağım dillere destan. En altta da Şahin'in var galiba. Aa aynen gel. Oo. Eşi nerede onun abi? İçeride. Niye ayrı ayrı yere duruyor? Hadi gelin. Geleyim. Sen kapıyı aç ben gelirim. Arkadaşlar Erol kapıyı açamıyor. buradan sonrası bizim için özel. Hadi bakalım. Selamünaleyküm. Harbi orijinal. Orijinal olduğunu kanıtlayabilir miyiz arkadaşlar? Oğlum burada da var 131'ün de. Bunlar da orijinal. Orijinal seversin. Abi şu stopların orijinal olduğunu kanıtlayabilir miyiz? He? Stopların orijinal olduğunu kanıtlayabilir miyiz? Tabii. Gel. Geliyor. Tofaş yazıyor şurada. Şurada Tofaş yazıyor. Şöyle tut abi. Fener tutayım ben. Abi, gördüm. Fener tutma gerek yok. Bak ben onları gösterdim, onlar ayıktı. Sen göster, hiç tutma. Tutunca daha şükür oluyor. Onlar ayıktı. Ben gösterdim onları. Orijinal bu, bizde yansan ayı malzeme olmaz. Olmaz. Ben hastayım diyorum, sen anlamıyor musun? Burada. Vallahi maşallah. Adamı çeyiz sağlam. Bunları kafa takacağız.
Bunlar kafalı arkadaşlar. Bu 131'in niye bir takım daha var? Bunlar ne? Eşim oldu. Ben hastayım. Anlıyor musun? Hala bir şey soracağım. 131 kaç tane oluyor normalde? Ben parça kafamda birader soruyorum. Daha şu an iki takım mı var yani? İki tane araba içi mi var? İki takım, üç takım çıkar şu anda oradan. Ha. Şey vardı. Bu tavan çıtaları vardı 131'in krom. Onu da Umut'a hediye verdim. Arabayı yeni aldı diye yoktu. Bir dakika, neyin plakası? Eski kafası. Kafın. Kafın ilk plakalarından. Hatta kafın sana ben ilk ellerinin resimlerini de atacağım. Maşallah. Kafı. Gör. Bu da kafanın afiyetleri. Söktük, ama yaptık. İçinden geçirmiş artık. Tabii bunu çiviyle çakacağız burayı baba. He, o yakıyoruz, tamam. O zaman daha sonrasını yemekten sonra. Bay bay. Karantina adasına geldik, lakin yağmur bastırdı. Ada şurası. Yani ileride ne var bilmiyorum. Bunu araştırmasını internette yapmak isteyenler yapabilir. Sis çöktü bu arada. Yağmur yavaşlayınca. Deniz çok berrak ve güzel duruyor. Yağmurlar serince daha da böyle. 10 numarayız artık. Erol biraderim beni kırmadı. İleride ne olduğuna bakmaya gideceğiz şimdi. Bir şey yok da kapalı bir kefe. Özel bir adama mı ait burası amcaoğlu? Ben öyle mi anladım? Yanlış mı biliyoruz? Kanka, doğru mu? Benim bildiğim kadarıyla isim vermek istemiyorum. Yüksek mertebelerden bir insana ait. Araba falan filan. Ben sana anladım. Şey. Paylaşımdan alacağım falan. Aynen. Gerek yok. Evet. Biz şey yapmayalım gibi. Zaten bu camiadan olanlar biliyordur. Evet. Ama TC Sağlık Bakanlığı Ulusal ve Uluslararası Acil Afet Eğitim ve Simülasyon Merkezi diye adlandırılmış. Acaba belli bir bölümü buraya ait, belli bir bölümü başka bir şahıslara mı ait? Vallahi güzel kardeşim. Buranın hakkında birçok şey okudum ben. Rivayetler çok diyorsun. Evet, Google'dan birçok tespit şey okudum. Güzel ama değil mi? Bir ip evet. Olsa ona. Burası vakti zamanında işte buraya verem hastalarını falan getiriyorlarmış. Ondan sonra burayı virüs merkezi yapmışlar. Hani virüslü hastaları getiriyorlarmış, evet. Falan. Evet. Uyuz muyuz? Evet. Ondan aslında sonra... var ya içerisi tam videoluk ha. İçerisi felek bir. Peki bir şey diyeceğim. İzin alma gibi bir durumumuz söz konusu mudur? Maalesef ama maalesef. Kime soracağım mesela? Ben şuradaki adamla konuşacağım. Ben içeri girip video çekmek istiyorum. Burayı göstermek istiyorum. Bir YouTuber özel olarak. Özel mülk olduğu için. Bir sorabilir miyim? Dursan. Tabii ki de. Hemen sorsana. Ay soracağım. Sağlık Bakanlığı'na ait. Sağlık Bakanlığı'na ait. Evet. Burada eğitim yapılıyor. Umkinin ve afet eğitimleri yapılıyor. Eğitim yapılıyor. Evet. Peki şey, mesela buranın içerinin videosunu çekmek veya bir video çekmek için kimden izin almamız gerekir? Hudut ve sahilleri Sağlık Genel Müdürlüğü'nden izin almamız lazım. Tabelada yazan yerde. Tabelada yazan yerde. Aynen. Orada internete biraz zor zaman. Ulaşırız da ederiz de. Aynen. Tabeladan numarayı çıkarız zaten. Zor mu peki izin verilenler oldu mu? Daha önce video çekildi mi bu arada? Tabii videolar çekildi ama kurumsal olarak video çekildi. Ya ben bir YouTuber'ım açıkçası öyle söyleyeyim. Evet. Ben genelde araba videoları çekiyorum ama öyle arabalarla ilgili işte böyle sahil kısmı olsun işte ya da böyle fotoğraf video çekimleri yerleri gösteriyorum. Hı-hı. Hani amacım burasının atmosferi de çok güzel. Böyle izin vermezler. Vermezler. Doğru diyorsun. Peki yaya olarak girme gibi imkanı mı oluyor? Maalesef eğitim merkezi. Teşekkür ederim abi, kolay gelsin. Amcaoğlu. Kapat. Bir aldım. Videoda çektim. Hı? Adam diyor ki kapat onu ama telif yiyeceğiz bak. Adam diyor ki ne? Sağlık kurumuna ona buna şey. Video çekmek için dedim kimden izin alacağım? Tabeldeki yazan yere yazacaksın ama dedi. Hani bir kurumsal bir adın bir şeyin yoksa izin vermezler kardeşim dedi. Ya yaya gelebilir miyiz dedim. Oh dedi. Bir bok yok yani. Güzel ekmek çıkmaz buradan. E sana söyledik. Olsun, iki açtığımızı denedik. Tabii canım, hiç olmazsa şansın ne? Ama arabacı adamları çoğu burada bir fotoğrafı vardı İzmir'de olanların ya, yani. Ya çoğu arabacı zaten yapılı makine buraya girip mutlaka bir tane resim çekilmiştir. Aynen öyle. Efekan yine uyuyor. Tazman yemeği de almış yanına. Şimdi abi Umut'un yanına gidiyoruz. Umut'un yanına gideceğiz. Umut oğlanın o eşlikçilikki işi tamamlasın. En kötü onu bırakırız. O işine başlar. Tamam. Ben sizi götürürüm. Olur. Sonra dönerim. Ona yardım ederim. Telifsiz müziklerimiz ve Erol'la devam ediyoruz.
Ney bu parçanın adı? Sana olan aşkımı anlatamam ki. Of, feleklerden. Serbest değil. Öyle miydi? Serbest değil. Peki bir şey soracağım. Dinliyorum. Burada Urla'dasın. Evet. Yeni taşındın, bir yıl oldu. Hemen bir sene olacak. Burada bir çevren yok zaten, hep bütün işin İzmir'de. Hiçbir şekilde burada çevre yapmadım. Ama benim sosyal medyadan görüp ettiğim, bu Urla'da da araba camiası birazcık hızlı ve ağır. Ama hep garajlarda hafta sonları nadir çıkıp İzmir'e giden tayfa. Evet, bir de şöyle bir şey var. Buraya gelen çoğu zaten piyasacı da bizim o taraftan geliyor. Yani Karabağlar olsun, Gazi Emin olsun, Ayrancılar olsun, Menderes olsun. Oradan buraya taşınıyorlar yani. Oradan buraya taşınıyorlar değil ya. Araçlarıyla geliyor adamlar hafta sonu. Hayır hayır, ben buradaki oturan arabacıları, yerlileri diyorum. Buradaki oturan arabacıları söylüyorum. Var burada yani arabacılar, var yok değil. Neler var mesela? 131 var bir tane. Tamam. Bir tane Şahin var. Böyle orijinalimsi takılan bir tane arkadaşlar. Onun harici bir tane burada basık jantlı bir tane Topaç var. Geçen gün gördüm. Nadir. Birazcık daha nadir kısım. Var. Corsa var falan bazen çıkıyor piyasaya. Sakso var falan. Hatta buraya gelen saksolardan bir tanesinde başında bir şey gelmiş. Geçmiş olsun. Ne oldu? Motor muydu? Araba yandı. Araba yandı. Evet, arabası yandı adamın. Nazar değdi büyük ihtimalle. Maşallah. Gitmiş olsun abimize de burada. Allah kimseye yaşatmasın. Allah kimseye yaşatmasın gerçekten. Kaza bela vermesin. Ne oldu oğlum bu? Gaz mı? Bakma sonra. Arkadan bakarız ona. Değil. Gaza el kaçtı. Nasıl yani? Gaza el kaçtı. Fazla İmkanı mı yok bitirmesin. Fazla mı yakıyor yani? İmkanı yok bitirmesini ya. Bence bitmedi. Benzin var mı? Benzinle çalışıyor mu bu araba şu an? Bak bu arabanın gaz ayarı yine kaçtı. Benzinle gidiyor mu bu araba? Yani benzinle gider, bir de gitmez değil. Ama benzin yok. Benzin yok. Çirkin. Benzin yok. Sanki ona bakıyorum ya. Allah'ım ya. Aynaya baktın sen, sol aynaya. Kendilerini kasıyorlar ya böyle. Çok uyuz oluyorum ya. Neyse öyle deme. Yine izleyen varsa tav olmasın kızlar, kız arkadaşlarımızdan. Ya, o şekilde değil yani. Kimseye bir kelimem sözüm yok. Fakat ama böyle insanların kendini beğenmişçesine böyle cins. Biraz ego. Ya tabii o insanı rahatsız ediyor. Abi gaz ayarı, benzine gidiyor bu araba. Ama benzinli yok. Ya benzinli arabamız çalışıyor. Çalışmıyor değil. Benzinle çalıştırıyorum. Ama gel gelelim, aracın bu şekilde bu kadar fazla gaz tüketmesi çok fazla makul değil. Görülüyor. Zaten bence bunu buraya değil, arkadan bakmalısın. Buna yanıltır. Arabamı biliyorum diyorsun. Malı biliyorum. Anladım. Hatta gel bir arkaya bakalım sen. Bakalım. Bagajımız biraz dolu ama olsun. Sağlık olsun. Hiç sıkıntı yok. Hem de ağaçların yanına doğru yağmur gelmez. Bagajımız biraz dolu fakat biz o kapağı yine de açarız. Abi bitik. Harbi bitmiş. Görüyor musun? Full bitik. Fulun fulü bitik yani. Gören değil mi hayatım? Vallahi bitik, doğru diyorsun tamam. E bilmiyorum ben de, yani yanıltıyor değil. Ama mesela ben arabaya yine gaz alıyorum abi. Ben sana mantığını şöyle söyleyeyim. Yere gaz alıyorum arabaya. Tamam. Gaza asılıyorum. Hemen 2-3 düş düşüyor. Gazı hemen çekiyorum. Hemen geri geliyor. O sende de oluyordur. O senin gaz verdiğin dakika o tüpün içerisinde tabii karışan gaz bitik gibi gözüküyor. Arabanın kafasını karıştırabiliyor mesela. Aracın kafa yere basıksa o zaman da aracın yakıtı biraz yanlış gösteriyor. Kapıyı yine kapatamadın diye düşünüyorum. Normalde bu kapı çıt diye kapanıyordu. Kapımızın arkadaşlar maalesef piminde bir sıkıntı var. Götürüp kapatıcıya yaptıracağım. Arabamızın ufak tefek eksikleri var. Bu aralar gözüme batan çok şey var, hatta ufak tefeyi de geçti artık. Ben size Erol'u şöyle anlatayım. Herkesin bir kuraklık şey dönemi olabilir, böyle mental birazcık daha arabaya bakım yapamadığını, para harcayamadığı dönemler olabilir. Erol şu an o dönemde. Evet. Ama bu dönemler gelip geçici dönemler. Atlayacağım herkesin bunları. Herkesin başına gelebilir. Benim de başıma geldi. Normal yani. Ya kişisel olaylar, çoğu kişisel olaylar. Şimdi bir yandan evle ilgilen, bir yandan araç tabii topla, bazen zorlanabiliyorum. Yalan söylemeyeyim. Yani mesela peteği biz geçen gün çıkardık. Evet. Benim cüzdan orada duruyor şu an. Peteği
Ben verdim hep onda duruyor cüzdanım. Araba şey soğuk üflüyordu oradan, biz de oraya bez sıkadık. Hayır yani kemiklerimiz donuyordu arabanın içinde. Ve ama bu sefer araba bugün ısıtıyor. Burada ben söktüm dur. Nerede bu? Eksik olmadı bir yerde. Oraya çorabı bir dakika oluyor bakayım böyle miydi? Sana olan aşkı anlatamam ki. Sen bu zamana kadar neredeydin? Ben YouTube müziklerini, YouTube'da videoları müzik koyamıyorum. Sen bana ses kaydı at WhatsApp'tan, ben bunları ekleyeyim. Olur. Yabancı var mı böyle ya da hareketli? Roman ritim. Ciddi olamazsın. Evet. Sende o tip var ama biliyor musun? Vakti zamanında bayağı bir yapıyordum. Hatta aşırı yapıyordum. Artık evdekiler benden mürettiş sinmişti yani. Ondan sonra beatbox falan bıraktım. Yapmayı kestim. Kaç yani, yıllar arasında? 2017-2016. O yıllar arasında. Nasıl tahminim ama? Çünkü o aralar çok meşhurdu. O zamanlar çünkü beatbox piyasaya çıktı. Acuna ben Almanya'dan geldim, beatbox yapacağım. Evet. Aynen öyle. Ve arabadaki en güzel detayı göstermek istiyorum. Ama bunun daha güzel olabilir tabii ki. Ama şu anlık en güzeli. Müslüm baba. Doğru mudur? Doğrudur. Kalbimizde yaşayan bir babamız var. O da Müslüm babadır. Noel baba falan bilmiyoruz. Ruhu şad olsun. Biz Noel baba gibi çatıdan bacadan girmeyiz. Bizim bir tane babamız var. O da Müslüm baba, damardan kalbe girer. Aynen öyle. Birazcık daha sağ yaparsak sol şeride kaybederiz. Çizginin üstüne gidiyor. Süper o zaman. Ama İzmir'im diye bir daha vurgulamak istiyorum çünkü çok güzel. Mesela getir arabanı şurada çek. Bak efsane bir yer mesela. Değil mi? Sen gelmeyeceksin ama arabayı... İstiyorsan gelelim çekilmek istiyorsan. Ama ben, ben arabadan... Ya ben değilim, sen söyleyeceksin. Şu an ne lastikler, silikonlu, çamurlu... Arabamız şu anda... Pis. Aman birader kirli olsun ya. Değil mi? Kirli olsun. Gerçekten nazar değmesin. Kirli olsun. Çok göz değiyor, çok göz değiyor. Bu beni... Aşırı rahatsız ediyor. Evet, doğru gidiş yolundayız arkadaşlar. Bakalım. Yolla herhangi bir değişiklik, bir şey olursa kamera kaydımızı hemen anında açma imkanımız olabilir. Beklemede kalın.